sevgili izleyenler, Dünya Ticaret Merkezi Beylikdüzü Fuar Merkezi'ndeyiz ve şu anda Ahşap Yapı Fuarı'ndayız. Yanımızda Mehmet Bey var ve burada ilginç bir çalışmayı icra ediyorlar. Bu çalışmadan bize bahseder misiniz Mehmet Bey ve kendinizden? Ben Mehmet Şakir Ünlü. İstanbul'da oturuyorum. Aslında İnegöllüyüm. Atık ahşap başlığından neler yapılır düşüncesiyle yıllardan beri kafamı kurcalayan bir düşünce vardı. Atık ahşaplardan ne yapalım diye. Zaman işte bu ahşabın renkleri olduğunu keşfedince böyle bir olaya dönüştü. Bu sanat bana ait bir sanat. Tekniği ve ismiyle bana ait olan bir sanat. Ahşapkâr'ı koydum ismini. Eski o sanatları çağrıştırsın diye böyle bir isim koydum. Tamamen ahşabın doğal renklerini kullanıyorum. Tropikal ağaçlar genellikle. Ağaçlar tropikal dediniz, yani dışarıdan mı geliyor ağaç? Dışarıdan geliyor, tabii dışarıdan geliyor. Çünkü Türkiye'de renkli ağaç yok. Yani çok renkli ağaçlarımız yok bizim. Genellikle kahverengin tonları falan, işte beyaz ayakkabı. Şurada görüyorsun Mehmet Bey, şurada. Evet, evet, ağaçlar. Evet, orada. Mor, mor ağaç. Doğada her renk... Arkadaşım size evet. Gösterecek renkli ağaçları. Doğada her renk ağaç var. Onları bu temin ediyorum. Atıkları kullanmaya çalışıyorum. Sağ olsun firmalar bazen çoğu firma destekliyor beni bu konuda. Atıklarını veriyorlar. Ben de onları alıp böyle bir sanata dönüştürüyorum. Güzel bir sanat. Tabii biraz ilgi ve destek bekliyorum bu konuda. Yetkililerden, kurumlardan. Sağ olsun TÜYAP bu konuda ve AYIMSAT bana destek verdiler. 2 yıldır, geçen yıl da vardım. Bu yıl da burada yer verdiler. Destekledikleri için çok teşekkür ederim onlara da. Güzel bir sanat yaptığıma inanıyorum ama bakalım. Bu sanat dünyada tek yani. İsmi de, tekniği de tek olan bir sanat. Mehmet Kâri dediniz değil mi? Ahşapkâri, pardon. Özür diliyorum. Yani bu bize aslında o Hündekâri'den de bahsedelim mi? Yani böyle çivisiz... Hündekâri Selçuk döneminden, yani çok eski Türklerin yaptığı bir sanat. Çivisiz birbirine geçme. Süsleme sanatı. İşte camilerde minberler yapmışlar. Tabii hepsi kapılarda yapmışlar. Değişik bir sanat. Ben de oradan eser, kâri işte şey, ustalık anlamına dönüşmüş yani. Usta anlamına, sanat anlamına da gelmiş. Aslında farklı, Farsçası farklı ama evet. Tel kâri var aynı şekilde, Edirne kâri var. Ben de ona çağrısın diye böyle bir isim koydum. Hoş bir isim oldu herhalde, tutuldu da yani. Çünkü bazen böyle şey yapanlar, birisiyle tanışırken ahşap kâri sanatını yapıyor diye mesela. Ha biliyorum, ahşap kâri çok eskimiş gibi yani böyle o kafada o kalmış. Kâri deyince iki çok eski bir sanatmış izlemi veriyor. Aslında yeni bir sanat tabii. Evet. Burada ben değişik resimler görüyorum. Hemen arkamızda Yıldırım Beyazıt Han mı? Doğru. Osman Gazi pardon. Hemen yanında bir kız Galata Kulesi ve bir gemi. İstanbul evet. Boğaz Manzarası. Atatürk'ün şeyi. Burada kimler? Bunlar özel yapıldı. Tabii özel kişilerde Türkan Saylan, Madonna. Karşıda da örnekler var. Daha önce yaptığım örnekler var. These are examples made. Yani bunlar da daha önce yaptığım çalışmalar. Bir de tablolar, mimar resimleri işte. Değişik. Her türlü şey yapılabilir. Manzara, portre. İnsan yüzü. Her şey yapılabiliyor. Peki. Çok teşekkür ediyoruz bize vakit ayırdığınız için. Ellerinize sağlık, kolay gelsin demek. İyi gösterdiğiniz için ben teşekkür ederim size. Sağ olun. Biz bunun için geldik. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Bu sanatı yaygınlaştırmakta yardımımız olursa biz de mutlu oluruz. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim size.